Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Radiyallahu anna ve radiyallahu ankum. İhlas suresi. Mekkiyetün ev medeniyetün. Mekke'de indi, Medine'de indi denmiş. İki rivayet var. İhlas suresi Kur'an'ın üçte biridir diyor Resulullah Aleyhisselam. Yani üçte biridir demek ne demek? Bir satırlık bir sure bu yani. Bir satır. Kur'an'ın, koskoca Kur'an'ın üçte biri derken neyi kastetti Resulullah Aleyhisselam? Yani şu demek. İhlas suresi tevhid akidesinin özü. Ve alimler diyor ki Kur'an'ın diyor incelediğimizde, Kur'an'ı incelediğimizde üçte biri tevhid ayetlerine tekabül ediyor diyor. İhlas suresi de tamamen olduğu gibi bir satır tevhid ve özü. Allah'ın evladının olmadığı, doğmadığı, doğrulmadığı, eşi benzerinin olmadığı tevhid tamamen. Bir tevhid. Ayetlerin de diyor baktığımız zaman 6000 küsur ayette diyor baktığımız zaman üçte biri tevhid ayetlerine denk geliyor diyor. Bu manasıymış yani. Kur'an'ın üçte biri bu manasıymış demek. Efendimiz Aleyhisselam sahabisine diyor ki, buyuruyor ki, Kur'an'ın üçte birini okumaya gücünüz yetmez mi diyor. Sahabiler diyor ki, ya Resulallah bu yani çok zor. Kolay iş değil Kur'an'ın üçte birini bir gecede okumak, kolay iş değil. Ama öyle zatlar varmış, bir gecede okurlarmış yani. Öyle zatlar varmış. Allah bizleri şefaatine nail etsin. Ya Resulallah kimin gücü yeter buna dediğinde demiş ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte biridir. Yani bir gece İhlas suresini okusanız bu niyetle üçte birini okumuş sevabı veriyor Allah. Efendimizin müjdesiyle yapıyor bunu. Hazreti Ayşe annemiz rivayet ediyor. Yatağa yattığı zaman Resulullah Aleyhisselam avuçlarını böyle birleştirirmiş birbirine. Böyle çengel yapmazmış ama tamam mı? Böyle birleştirirmiş. Kitaplar öyle der. Değdi değmedi arası diyor. Bazı diyor ki tam değiyordu şu serçe parmakları. Böyle çengel, Efendimizin böyle bir çengel yaptığı görülmüş bir şey değil. Bunu bilin. Bu uydurma bu. Ellerin avuçlarını birleştirir. Üç İhlas ve Muavazeten surelerini okuyup önce yüzüne sonra bütün bedenine yataktayken sürermiş ve bunu üç kere tekrarlarmış. Hani gece korkuyorum ben. Gece bana bir şey görünüyor. Bunları okursanız bir şey olmaz. İhlas suresi çok bereketlidir. Her gün okuyun. Yanlış hatırlamıyorsam her gün 10 tane. Her gün 10 tane inanarak böyle itikatla okuyan diyor cennette bir ev yapar Allah. Sahabi de buyuruyor ki o zaman ya Resulallah biz bu evleri çoğaltalım o zaman diyor. Efendimiz Aleyhisselam Allah ziyade cömerttir. Allah daha çok çoğaltır diyor yani. En az 10 tane okuyun ne olacak? Otobüste, metroda, yolda giderken. Evinizde, akşam namazı sonrası, sabah namazı sonrası bir şeyler. Yani bunlar çok kısa, küçük ama büyük bereketi olan şeyler. İhlas suresi de bunlardan bir tanesi. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Besmele için Fatiha suresine, tefsir dersine bakabilirler. Orada detaylı bilgi var. Şu ile sallallahu aleyhi ve sellem ala rabbihi. Efendimiz aleyhisselamdan Rabbi soruldu. Geldi. Bir rivayette müşrikler, putperestler, bir rivayette de Yahudiler. Geldiler dediler ki ya Muhammed Rabbini anlat bakalım senin Rabbin nasıl bir şey, kolu bacağı falan böyle biraz böyle tahkir ederek sorunca hani Efendimizin hoşgörüsü, hoşgörüsü, hoşgörüsü diye bizi uyutuyorlar ya bu hadis-i şerifi bulun okuyun. Bütün tefsirlerde var. Hadis külliyatında bulamadım, bilmiyorum, bakmadım yani. Bu ayetin tefsir, bu surenin tefsirinde geçer. Efendimiz Aleyhisselam'a böyle tahkir edici, Allah'ımızı tahkir edici, ya Rabbin senin nasıl yani bir anlat bakalım nasıl bir şey yani deyince Efendimiz Aleyhisselam öyle bir öfkelenmiş ki kalkıp üstlerine yürümüş. Hücum etmiş üstlerine. Cebrail Aleyhisselam gelmiş sakinleştirmiş onu. Ey Allah'ın Habibi sakin ol, Allah sana şimdi bir ayet indirdi. İhlas suresi böyle inmiş. Diyor ya bak işte Rabbisinden soruldu. Efendimiz Aleyhisselam'a Rabbinden soruldu ve bu ayet fenezele, bu ayet indi. Bu sure indi yani. Şimdi hani Efendimiz Aleyhisselam çok hoşgörülüydü. Hani böyle
Hep böyleydi, boynu büküktü. Bak üstlerine yürümüş. Sonra gelip Cebrail aleyhisselam sakinleştirmiş. Bulven lillah, hubben lillah diye bir mesele var. Allah için öfkeleneceksin. Allah için seveceksin. Sen Allah'a sövülen, Allah'a sayılan, Allah'a, peygambere, dine, diyanete hakaret edilen, aşağılanan, dil uzatılan bir yerde hoşgörülü oluyorsan imanını hemen kontrol et. Hemen. Hemen imanını kontrol et. Hemen. Yani Müslümanlığını bir check etmen lazım. Evet. Efendimiz Aleyhisselam'a Rabbin kimdir böyle diye sorulunca fenezele bu sure indi. Kul de ki ey Habibim, ya Muhammed, ey Resulüm. Efendimiz'e hitaplı. Kul de ki Hüvallahu ehad. Ehad. Birdir. Ne demek birdir? İkinin yarısı kaç yapar? Bir. Bu mu? Hayır, bu değil. O zaman benzeri olur, mümesilli olur yani. Benzerli olur. İkinin yarısı bir değil. Bir sayı cihetinden bir değil. Eşsizlik, benzersizlik, tek. Tek. Şimdi tek derken de yani sayı olarak düşünmeyeceksin. Kul hüvallahu ehad. De ki Allah birdir. Yani birdir, rakam biri değil. Tektir, eşsizdir, ortağı yoktur, neziri yoktur, vekili yoktur, cinsi benzeri yoktur. Böyle düşüncen o biri, teki, rakam olarak değil. Öyle düşündün mü? İkinin yarısı bir. İki tane bir oldu o zaman. O zaman olmaz. Tamam. Allahu samed. Allahu Teala nedir? Samed. Samet değil. Samed. Sa. Samed. Dal var orada. Samed. Samet dersen namazın bozuluyor. Bunu bil. Okurken kulvada Allahümme samet. Allahümme samet. Dediğinde namaz bitti. Onu bil. Böyle kaide bu. Kıraatta bu. Kıraatta bozulan hatalar bunlar. Ben yapmadım bu. Sen mi biliyorsun milletin namazını? Yok, ben bilmiyorum. Ben fıkıh anlatıyorum. Gerisini Allah bilir. Ona karışmam. Fıkken bozuluyor. Samed diyeceksiniz. Ne demek Samed? Var mı aranızda Samed isimli oğlum? Samed ismi bir insana takılamayacak Allah'ın özel sıfatıdır. Zati bir sıfattır. Şimdi Sametler düşünsün bakalım, bu sıfat onlarda var mı? El maksudu fil havaici aled devami. İhtiyaçlar hususunda devamlı kendisine muhtaç olunan. Yani şöyle diyelim, yaratılmış hiçbir varlığa ihtiyacı olmayan, yarattığı bütün varlıkların kendisine muhtaç olduğu zatın sıfatıdır. Samed ismidir. E şimdi insana nasıl takıyorsun bunu? Ne diyeceksin? Abdüs Samed. Abdüs Samed deyince tam yerine oturdu. Cuk. Samed'in kulu. Samed olan Allah'ın kulu. Mükemmel. Muazzam. Yanlışlıkla takılmışsa da size tanışırken bireyle kimliğinizde ne yazıyorsa yazıyor. Değiştirebiliyorsanız dava edin, değiştirin. Eskiden bir kolaylık sağladılar ama kapandı galiba o. E-Devlet'ten bile düzeltebiliyordum bir şeyleri. Gerekirse mahkemeye verin yani. Çok çok resmi işiniz varsa. Tanışırken Abdus Samed diye tanışın. Benim adım Abdus Samed deyin. Çünkü Samed Allah'ın zatî sıfatlarından biridir. Başkasında olamayacak bir sıfattır. Zatî sıfat. Başkasında olamayacak zatî bir sıfattır yani. İsim seçerken çok dikkat edin. Evet. Ne dedik? El maksudu fil havaici aled devami. İhtiyaçlar hususunda, yaşama dair, hayatta kalabilmeye dair ihtiyaçlar hususunda daima muhtaç olunan demek Samed. Abdüssemed izliyor. Abdüssemed artık. İnsanlar o. Tamam. Samed bu demek. Allah'ın zati özel sıfatı. Evet. Lem yelid. Doğurmamıştır. Allah'ın çocuğu yoktur. Evladı yoktur yani. Oğlu yoktur. Müşrikler, puta tapan müşrikler, melekler için Allah'ın kızları derlerdi. Melekler için. Şimdi anladınız mı? Niçin devamlı kız çocuklarına melek ismi takılıyor? Nasıl bir oturmuş yanlış hata? Meleklerin cinsi var mı? Kur'an'a göre konuşuyoruz. Erkek de değil. Cebrail erkek mi? Aleyhisselam. Değil. Kadın mı? Değil. Çünkü cinsi yok. Onlar yemezler, içmezler, uyumazlar, çiftleşmezler, çoğalmazlar. Nefisleri yok. Onlar sadece Allah'tan alınan emirleri yerine getirirler. Tahrim suresinde galiba ilk ayeti. Onlar sadece alınan emirleri yerine getirirler. Programlıdır onlar yani, bilgisayar gibi. Onların itiraz etme, bir dakika Allah'ım ben bunu yapmak ya da insanlar gibi yapmamak, günah işlemek gibi hasletleri yok, özellikleri yok. Yani. Müşrikler, putperestler, Kureyş'te melekler Allah'ın kızlarıydı derlerdi. Hristiyanlar
İsa Allah'ın oğludur derdi. Yahudiler de Uzeyr Allah'ın oğludur derlerdi. Uzeyr Allah'ın oğludur derlerdi. İşte Allah'ımız da dedi ki lem yelid. Doğurmamıştır. Allah'ın oğlu yoktur, çocuğu yoktur. O zaman bir eşi de olması lazım. Değil mi? Böyle bir şey insanlar için var. Niçin diyor böyle dedi ayeti kerime? Lintifai mücanesetihi. Cinsiyet hususundan asla bir şekilde ortağı olmadığından dolayı. Eğer doğuruyor olsaydı kendi cinsinin çokluğu olması lazımdı yani. Nasıl insan çocuğu olunca insan cinsi türüyor insandan. Hayvandan hayvan cinsi, aslandan aslan cinsi değil mi? O zaman Allah bir daha doğuruyor olsaydı kendi cinsinden çoğalacaktı. Bu sefer başka bir şeyler olacak yani. Allah korusun değil mi? O yüzden Allah'ımız doğurmamıştır. وَلَمْ يُولَدْ Ve doğmamıştır. Onu da biri doğurmamıştır. Doğrulmamıştır. Biri malum, biri meçhul fiil. Doğurmadı, doğmadı. Doğrulmadı yani. Birinden de yani. Biri de onu doğmadı. Öyle bir şey olsa varislik olması lazım. Doğan ve doğuran bir varlık olsaydı ölüm de olacaktı. Çünkü bir baş varlığı var. Yani zaman varlığı, zaman başı var. Zaman başı var. Bu sefer ne olacaktı? Allah'ın bir ömrünün başlangıcı olacaktı, haşa. Biri onu doğurmuş olacaktı. O zaman başı olanın sonu da olur. Allah'a böyle şeyler yakıştırılmaz. Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Her türlü eksiklikten münezzehtir. Niçin velem yuled deniyor? Lintifa'il hudusi anhu. Sonradanlık onda olmadığı için. Sonradanlık. Dedik ya, biri onu doğurmuş olsaydı Allah'ın bir başlangıcı olacaktı. Varlığının bir başlangıç süresi olacaktı. Bu da böyle bir şey yok. وَلَمْ يَكُنْ Ve olmadı. لَهُ كُفُوَنْ Ona denk bir şey olmadı. Yani sıfatlarında, varlığında, zatında Allah'a denk hiçbir şey olmadı. Denk olarak derken az önce dedik ya, tektir, eşi benzeri yoktur. Varlıkta, sıfatta, zatında hiçbir şekilde denklik olarak ortağı, neziri, vekili, naibi hiçbir şey olmadı. Ehad hiç kimse diyor zaten. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوَنْ اَحَدٍ Hiçbir kimse onun dengi değildir. Hiçbir varlık onun dengi olamaz. Yani mükafiyen ve mümâsilen. Benzerlikte ve denklikte.